işte silah meselesi üzerinden görünmenin dışında olayın gelişini ve soru işaretlerini görmek lazım. Niye böyle diyorum? İşte Trump'ın bundan önce açıklamaları vardı. İşte bana bir şey olursa, ben seçilemezsem 3. Dünya Savaşı çıkabilir demişti. Ondan sonra suikasta uğrayabilirim gibi cümleler kullanmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada bir suikast var. Ama bir sürü de soru işareti var. İşte 20 yaşındaki bir çocuğun, çocuk yaştaki birinin bir silahı alarak işte 135 metre yaklaşık öyle bir uzaklıktan da bahsediliyor. Saldırması konusu var. Şimdi burada bir sürü sıkıntı var. Neden? Şimdi baktığımızda o bahsedilen silah, işte AR-15 denilen silah, aslında demokratların işte bu silahı almayın, Amerika'daki silahlanma tartışmaları sırasında bu silahı almayın dediği silahlardan bir tanesi ve o silahın o dönemde kullanıldırılmadığını görüyoruz. Şimdiki dönemde de Trump döneminde de bunun tekrar kullanıma sokulduğunu görüyoruz ki bu da bir mesele olarak karşımıza Trump çıkıyor. Trump kendi döneminde tekrar kullanıma sokulan bir silahla mı vuruldu? Evet. Şimdi bu bir sembolik mesaj aynı zamanda. Şimdi soru işaretleri üzerinden gidiyoruz ya. Hı hı. Bu silahın nasıl elde edilip oraya nasıl çıkıldığı ve oradan nasıl ateş açıldığı soru işareti. İşte olay nerede oldu? 01:15 Türkiye saatiyle, oranın saatiyle saat 6'yı çeyrek geçe oldu. Orada da bir sıkıntı var. Çünkü hatırlarsan o alan, işte Trump'ın önünün açık olduğu alana o kişinin oraya çıkması büyük bir soru işareti. Hatta birçok insanın onu, işte o zanlı, 20 yaşındaki zanlının oraya çıktığını gördüğü biliniyor ve böyle bu yönde görgü tanıklarının ifadeleri var. Suikaste kullanılan silaha dair bu arada anlatırken burada dönsün istiyorum ben de. Özelliklerini arkadaşlarımız toplamış. 2 sayfa sanıyorum bu, değil mi? Evet, 2 sayfa. 2 sayfa, tamam. Siz buyurun devam edin. Şimdi şöyle bir şey var. Yani burada silahın yaygınlığı önemli. Bu silahın mesafesi önemli. Yani ne kadar mesafede 457 metre. Yani işte 130 metre gibi bir uzaklıktan bahsediliyor o bölgedeki saldırı sırasında. O önemli. Bir de asıl mesele şu. Bu olurken işte Amerikan gizli servisinin ne yaptığı konusu. Hani çok önemli ya bu. Hani sürekli filmlerde ne yaptı Amerikan gizli servisi? Şimdi şöyle bir şey var. Görüntüler çok ilginç. Mesela Trump'ın hafifçe yana kayarak bir şey yaptığı anda saldırının olması üzerinden konuştuğumuzda büyük şans eseri kurtulduğunu söylemek mümkün. O dönemde Amerikan gizli servisinin arkadaki insanları uzaklaştırdığına dair bir görüntü var. Bu da bir soru işareti. O insanlara zarar gelmesin diye mi acaba Amerikan gizli servisi o kişileri oradan uzaklaştırıyor gibi bir soru gündeme geliyor. Şimdi açıklama, böyle bir şey olduğunda ne olur? İşte ilk açıklamayı Amerikan Başkanı yapar. Gizli serviste işte soruşturma kısmını açıklar. Fakat ilk açıklamada Amerikan Gizli Servisi yok. İşte oradaki yetkililere soruyorlar. Nerede diyor? Amerikan Gizli Servisi'nin işi var. İşte açıklamayı yapmıyor. Biden'ın ilk açıklamasından bahsediyorsun. Onun dışında bir de hani yerel o bölgedeki soruşturmayı yürüten bir şey var. Biden en geç açıklama yapanlardan biriydi bu arada. Tabii. Bütün başkanlar neredeyse açıklama yaptı. Onun dışında bir durum var. Yani soruşturmayı yürüten Ner üzerinden konuşursak şöyle bir soru cevap oluyor. Sabah 6-6.30 civarında bir açıklama oldu ve şöyle bir soru oldu. Denildi ki işte siz Amerikan Gizli Servisi niye açıklama yapmıyor? Onların çok işi var. Bu değil mi onların işi? Hani bu değil mi onların işi? Bir de aslında mesele, hani olayın küreselci ulusalcı tartışması üzerinden yürütüldüğünü düşünürsek, işte New York Times'ın attığı başlık, işte şey deniyor başlıkta, mealen söylüyorum, işte vuruldu, yaralı kurtuldu. Kimin vurduğu yok. Bunun bir suikast olduğu yok orada. Suikast girişimi olduğu yok. Hani bu algının üzerine de bir iletişim bina edildiğini görüyoruz. Yani Trump'ın rastgele ateş açılan bir şey, kurşuna denk geldiği gibi bir manzara oluşturulmaya çalışıyor ilk manşetlerde. Sonra tepki geliyor. Bunun bir suikast girişimi olduğu yazılıyor. Yani burada aslında silah olarak bir sembol var. Hı hı. İletişim olarak da bir sembol var. Zaten zanlının yalnız kurt, tırnak içinde yalnız kurt olması da bir sembol. Yani baktığımızda
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişiminde de aynı açıklama geldi. Ne dedi? Yalnız kurt. Ne dediler o zaman? Bakanı, o zaman da alkollü, çok fazla alkol olan... Alkol değil. Alkol sorunu var ama... Çok az alkol olan 60 yaşlarında bir kişi suçlanmıştı. 71 yaşındaki Jurar Sintur. İşte 60. Yani ben hafızamdan evet. söylüyorum ya. Hani böyle biraz o da nasıl söyleyeyim? Kurtu. Tesadüfün olamayacağı kadar sıkıntılı bir şeye dönüşüyor olay. Bunu görmek lazım. Ama burada bir detay var. İzninizle diğer konuklarıma da bir söz hakkı tanıyayım. Sonrasında yine bu konuyu da konuşmak istiyorum. Çünkü bu noktada 20 yaşında bir saldırgandan ve genç bir saldırgandan bahsediyoruz. Doğru. Diğer suikast girişimlerine oranla bu noktada bir farkı var. Fakat Thomas Matthew Crooks, evet. kayıtlı bir cumhuriyetçi. Yani her şeyden önce hem kayıtlı bir cumhuriyetçi, Barın Bey size sormak istiyorum. Hem de... Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi. Yani bu ikisini nasıl değerlendirirsiniz? Bir de kullanılan silahı da göz önünde bulundurduğumuzda. Şimdi teşekkür ederim davetiniz için Kaan Bey. Diğer katılımcılara da merhabalar. İzleyicilere de bize katıldıkları için teşekkür ederim. Kaan Bey şöyle... Amerika'da aslında siyasette özellikle son yıllarda Trump'la birlikte... Demokratın kim, cumhuriyetçinin kim olduğu çok da belli olmayabiliyor. 2015'te Trump ilk adaylığını açıkladığında kimse kendisinin Cumhuriyetçi Parti gerek üst düzeyi tarafından gerekse halk kitleleri tarafından kabul göreceğini öngörememişti. Destek alamaz diyorlardı. Zaman içinde bu genişledi. Bu Crooks denilen kişi özelinde sorunuza cevap vermem gerekirse Amerika'da hangi partiye üye olduğunuzu partiye bir fiil üye olmaktan ziyade ehliyet alırken o eyalet makamlarınca kayda geçiriyorsunuz. Dolayısıyla ön seçimlerde veya seçime giderken belli işlemleri kolaylaştırmayı sağlıyor. Aslında çok da bir mantığı yok gibi gözüküyor ki bence de yok ama bu yüzden insanlar bir parti bağı deklare ediyorlar. Şimdi bu çok da farklı değil. Bazen insanlar ben cumhuriyetçiyim diyor. Örneğin Cumhuriyetçi Parti'nin belli konulardaki pozisyonlarını destekliyorlar ama bazı diğer konulardaki pozisyonlarını desteklemeyebiliyorlar. Demokrat Parti açısından da böyle. Örneğin birçok insan Amerika'da ben mali açıdan, devlet maliyesi açısından muhafazakarım der. Yani devletin gelirleri ve giderleri denk olsun der. Ama sosyal anlamlarda da çok liberalim der. Devlet işte kürtajdı, başka birey hak ve özgürlüklerine fazla karışmasın der. Tahminim bu Matthew Crooks denilen şahıs da bu profildeki biriydi. Bu bahsettiğiniz sol örgütle de ilgili bunun adı Antifa, antifaşist diyorlar kendilerine. Evet. Farklı farklı grupların bir anlamda bir konfederasyonu gibi. Trump ilk başkan olduğunda bunlar ön plana çıkmıştı. 2017'de Charlottesville'deki olaylarda, işte insanların da öldüğü olaylarda, özellikle Trump'a karşı getirdikleri eleştirilerden sonra da Amerika'daki birçok şiddete de bulaşan, birçok sol ayaklanmayı da organize eden örgüttü Antifa. Bu şahsın açıkçası hem kendine cumhuriyetçi deyip hem bir anlamda Antifa ile de bir dirsek temasının olması açıkçası beni çok şaşırtmıyor bu parametreden baktığımızda. Peki aynı soru Kemal Bey size de sormak isterim. Özellikle profil, saldırıyı gerçekleştiren 20 yaşındaki profil. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusun karakteristiğine baktığımız zaman çok etnikli, çok mezhepsel bölünmüşlüğü olan ve bir şekilde sosyal sınıflar arasındaki uçurumların derin olduğu bir yapı, kozmopolit bir yapı var ortada. Hispanikler, Afro-Amerikanlar var. Daha doğrusu işte Pasifik'ten gelenler, dünyanın her tarafından gelen milli gruplar var. En fazla kalabalık gruplar da Hispanik gruplar biliyorsunuz. Tabii bir taraftan da siyasal açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2+1 sistemi var. 2+1 sistemi şu demek, iki tane dominant parti, demokratlar ve cumhuriyetçiler ve buna eklemlenmiş diğer küçük partiler var. Anayasa Partisi var, Yeşiller Partisi var, işte Boston Çay Partisi var. Yani bu tür partiler siyasal aktör olarak siyasete geçmeleri için mutlaka bu iki dominant partinin içinden birine girmesi gerekiyor. İçine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla Yeşiller biraz dışarıda kalıyor ama diğer küçük kökünde etnik kök olan ya da mezhepsel farklılık olan, farklı ideolojisi olan gruplar Cumhuriyetçiler içerisinde ya da demokratlar içerisinde yer alması
mecburidir bu sisteme göre. Dar bölge sistemi de maalesef o bölgede en fazla oy alanın sandalyeye kaptığı bir sistem. O yüzden temsil sorunu da var bir taraftan. Yani %21 bir seçim bölgesinde oy alanız, temsilciler meclisi içerisinde yer almanız mümkün ama geri kalan %79 dışarıda kalıyor. Dolayısıyla temsille ilgili ciddi sorun var. Bütün bu siyasal tablo bir şekilde bazı küçük partili olan ya da bazı bir takım ideolojik olarak ekstremist yapılardaki grupları büyük partiler içerisinde yer almalarını sağlayabiliyor. O yüzden buradaki sniper dediğimiz keskin nişancı, suikastçı kişi belki farklı bir grup içerisinde fakat zorunlu olarak bir partinin içerisinde yer almak durumunda kalmış olabilir. Bir taraftan Barın hocamızın dediği gibi çıkarlar neye gerektiriyorsa o iki tane dominant parti içerisinde farklı bir takım işlemler ya da işlevler görebilir. Dolayısıyla çok karmaşık bir yapısı var. Buradan yola çıkarak kayıtlı Cumhuriyetçiler grubuna kayıtlı olmasında ben bir anlam görmüyorum. Ya da demokratların içerisinde bir bağışa kayıt bırakması çok da anlamlı gözükmüyor. Çok farklı bir konu var burada bana göre. Bir şekilde bunun örgütsüz, yalnız kurt şeklinde hikayesini okumak çok doğru değil. Mutlaka bir örgüt var fakat bu örgüt siyasi yapının dışında gibi gözüküyor. Siyasal düşüncelerin dışında bir miktar uluslararası dengelerdeki... Antifa olma ihtimali yani daha çok kendi görüşlerini eylemlerle belirten bir grup Antifa olma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemeldir çünkü çok da şaşırtıcı değil hocamızın ifade ettiği gibi. Bu tür yapılar çok fazla var Amerika'da. Onun için hatta bazı gruplar terör örgütü olarak da ilan edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok duyulmamıştır. Küçük, yerel, lokal çevrelerde hareket ederler. O yüzden o gruplar çok ön plana çıkmaz. Ku Klux Klan'lar var örneğin. Yani Hristiyan köklü, WASP dediğimiz grupları temsil eden bir terör örgütü var. Tabii bunun dışında genç kadrolar çok daha fazla reaktifler bu hususta. Ve kullanışlı aparatlar gibi gözüküyor. Kullanılan aparatlar gibi gözüküyor daha doğrusu. Ve bu şeyler, bu aktörler bir takım uluslararası ya da Amerika içerisindeki bir takım derin yapılarında taşeronluğunu yapmış olabilirler bilerek ya da bilmeden diye söyleyelim ilk etapta. Peki son olarak bu silah konusunu sizlere de sormak isterim Kemal Bey. Çünkü hem emekli bir asker olarak da aslında bu konuyla ilgili aramızda en yetkin, en doğru bilgiyi alacağımız isim de sizsiniz. AR-15 silahından bahsediyoruz. Trump'a suikast girişiminde kullanılan silah. Çok kısa birkaç bilgi var. Bir önce onları ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık evet şu anda geldi ekrana. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 16 milyon kişi AR-15 tüfeği sahibi ve her 20 yetişkinden biri ise Trump'a saldırıda kullanılan bu AR-15 tipi tüfeğe sahip anlamına geliyor aslında. 16 milyon kişinin en az birinde bu silahın bulunduğu anlamına geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 991 milimetre uzunluğunda 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre. Diğer grafiğimize de daha doğrusu... Şimdi bir şey var. Ben bir araya gireyim Kaan. Çünkü Trump'tan bir açıklama var. Şöyle bir cümle. Evet şu anda olan bir açıklama son dakika. Dünkü şöyle bir açıklama yapmış. Dün de buna benzer bir açıklama yapmıştı. İşte vızıltıyla duydum falan gibi ifadeleri vardı. Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim. Çünkü düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı diyor. Korkmayacağız. Bunun yerine inancımızla dirençli kalacağız. Kötülük karşısında meydan okuyacağız. Sevgilerimiz ve diğer kurbanları ve ailelerine gidiyor. Yaraların iyileşmesi için dua ediyor. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyor. Korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşın anısını kalbimizde yaşıyoruz, taşıyoruz. Bu anda birlik olmamız ve Amerikalılar olarak güçlü ve kararlı kalarak ve kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli diyor Trump. Ülkemizi gerçekten seviyorum, hepinizi seviyorum. Bu hafta Wisconsin'den büyük milletimizle konuşmamızla sabırlılıkla bekliyorum diyor. Yani ben diyor mitiklerime devam edeceğim, seçim sürecini sürdüreceğim diyor. Bu silah konusuna gelmeden o zaman sıcak bir açıklama olduğu için bunu zaten konuşuruz. Yani bu bir başlık, tabii. Farklı bir başlık. Ama İdris Bey size sorayım. Dün hep konuşulan bir konu vardı. Donald Trump bu dakikadan sonra ilk açıklamasını nasıl yapacak diye. Özellikle artık ilk açıklamasını yaptı ama ilki, bugün ikincisi...
biraz daha o şimdi şey var. Gerilimin dozajını azalttığı tabii, anlamına geliyor tabii mu? Gerilimin dozajını azaltıyor. Şöyle de bir durum var. Zaten seçim sürecinde gerilim çok yüksekti. Hatırlarsan Biden'ın Trump'a yönelik sözleri de işte daha çok hani Amerikan siyasetinde görülmeyecek sözler söylediğini biliyoruz. Karşı tarafa da Trump'ın aynı şekilde sözler söylediğini biliyoruz. Buradaki suikast meselesi her ne kadar işte tetiği çeken belli değil ama ortada bir gerilim var. Olağan şüpheliler olduğunu düşünürsek bu saatten sonra Amerikan gündeminde de iç siyasette de iç savaşın konuşulduğunu düşünürsek bu gerilimin azaltılması çok olağan. Şimdi baktığımızda dünkü açıklamadan başka bir şey yok. Dün hatırlarsan saldırı sonrası elini böyle kaldırdığını görmüştük. Hı hı. İşte mücadele edeceğiz, fight fight diye bağırdığı söyleniyor o anda. Biraz uzaktan tam net anlaşılmasa da. Şimdi burada da aynı şekilde korkmayacağız ifadesini kullanıyor. Ve biraz bu şey hani düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı ifadesi de biraz işte bu 1987'de Turgut Özal'ın suikast girişimi sonrası söylediği söze benziyor. İşte Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz dediği gibi bir yani o minvalde bir açıklamaya benziyor açıkçası benim ilk okuduğumda aklıma gelen o. Tabii bu saatten sonra seçimi de kazanma ihtimali çok arttığını görüyoruz. %70'lere çıktığını görüyoruz. İhtimal arttı mı yoksa kazandı mı? Kazanma. İşte seçimi kazanırsa, kalırsa seçim. Şu an kazanmama ihtimali Biden'ın karşısında yok var mı? Yok yani şu anda yok. Çok arttığını, %70'lere çıktığı söyleniyor. Bu durumda fazla da gerilim yaratmadan ama kendi kitlesini konsolide ederek bir süreç yürütmeye çalışacağını düşünüyorum ben.